Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için üst koridorda Swain oynayacağım. Swain üzerine bir oyun olacak. Oyunu izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan Doran yüzüğü ve çift can iksiri başlangıcımızı yapıp koridorumuza doğru ilerliyoruz. Karşımızda yüksek ihtimalle Jax olacaktır diye tahmin ediyorum. Hatta tahmin etmekten de öte Jax gelecektir karşımıza. Jax bizim için zorlayıcı bir pick olmayacak. Hem ultimiz geldiğinde onu rahat bir şekilde koridordan dışlayabileceğiz, yani rahat bir şekilde koridoru kazanabileceğiz. Hem de erken oyunda çok rahat bir şekilde rakibimizin üzerine baskı kurabileceğiz menzilimizden dolayı. Bu arada ben anonim olarak Arakçı tercihinde bulundum. Sizler Arakçı rünüyle birlikte oynamamı istemişsiniz. Oldukça verimli bir rün. Karaktere oldukça iyi gidiyor. Çok rahat bir şekilde erken aşamada altınızı kasıp late game'e adımlarınızı atabiliyorsunuz. Zaten ilk tamamlamamız gereken eşya antik dönüştürücü. Bir 1100 gold kasmamız lazım. Ardından da asırlık sopaya başlayacağız. Asırlık sopada geldikten sonra hem can hem mana konusunda herhangi bir problem çekmemiş olacağız. Bakalım. Umuyorum jungle'ımız bağlanır bu arada. Orada Draven'ı mutlayalım. Boş yaptı baya. Bu arada takım kombomuz oldukça güçlü. Hem kitle kontrolümüz fazlasıyla var. Bu benim yeteneğimin pasifinden rahatça faydalanabilmemi sağlayacak. Hem de hem peel'layacak demeyeyim de hem kitle kontrolünden koruyacak bir şampiyonumuz var. Bakalım matchup'ı nasıl değerlendireceğiz göreceğiz. Ben şöyle bir Q yeteneğimle başlayayım. Bu arada arkadaşlar rünlerini tamamını açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından da rünlerine tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa yine açıklama kısmında hem Discord adresimiz hem Facebook grubumuz hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi birazcık seviye avantajını yakalayalım. Jax Master'a yardıma gitmiş burada. Ufaktan da arkadaşı bir dürttük. Burada koridorda çok fazla puşlamak istemiyorum aslında bakarsanız. Jax'ın enteresan bir başlangıç. 70 gold'umuzda bedavaya kapmış olduk. Güzel. Çocuk bedavaya totemini kullandı. Yani Jax'a normalde Q ile başlamazsınız. Enteresan şeyler oluyor şu an oyunda. Ben birazdan bu çocuğu keseceğim. Şu karışımı da bir içelim. Şuraya totemimizi bırakalım. Jax bu arada can iksirini kullanmış. Şu an farmda geride. Tecrübe olarak ona göre üstünüz. Birazdan ben 3 level olacağım. Güzel. Bayağı da bir dürttük burada çocuğu. Bu arada altın keselerine ihtiyacımız var. Bol bol onlardan gelsin istiyorum ki asırlığımızı hızlı bir şekilde tamamlayalım. Sonrasında keyfimize bakalım. Jax şu an kulesinin altına hapsolmuş durumda. Oradan pek fazla çıkamayacak. Güzel. Burada hatalı bir hamle yaptı. Bana çok açık verdi. O cambarıyla bu koridorda durması hataydı. Zaten üzerinde teleportu da yok. Şu an bayağı bir gecikecek o bu koridora. Biz de burada üstünleşmeye devam edeceğiz. Q yeteneğini aplamaya devam. Bizim diğer koridorlarda okey durumda gözüküyor. Şu kulenin ilk kalkanını alırsam aşırı hoş olur ama şu an hasarımız pek fazla yetmiyor maalesef. Kulelerin bildiğiniz gibi kalkanları falan arttı. Onları da biçmesi eskisi kadar kolay değil yani. Eskiden birazcık daha kolaydı gene. Şu an daha da zor. Bu da minyon biçmeye devam. Dediğim gibi 1100 gold'a ihtiyacımız var. Usta iyi de burada gözüktü. Ama bize gelmeyecektir diye düşünüyorum. Yani belli de olmaz. Koridoru çok ileride tutarsam gelme ihtimali de var çocuğun haliyle. Şu an geliyor. Bu arada bizim de şu an minyon uçuranlarımız geldi. Bunları da kamyon minyonlar üzerinde kullanacağım zaten. Ki altınlarını alalım. Şu an benim jungle'ım da buraya yakın. Yani tehlikeli bir pozisyon olursa jungle'ımızla birlikte 2v2 kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Zaten Swain rahat bir şekilde mücadele edebilen bir karakter. Master'la Jax'ın erken oyun hasarı çok fazla yetmeyecektir. Yani bize tehdit yaratacak karakterler değiller. Oo, mana potu da geldi. İhtiyacım olan tek şey şu an mana potuydu. Karşınızda böyle dövüşmeyi seven karakterler varsa işte Jax olur, ne bileyim Darius olur, Urgot olur. O şampiyonlara karşı bol bol otomatik vuruşunuza hasar vereceksiniz. Erken oyunda kesinlikle onlarla trade'e girmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu birinci kural. Bunu yaptıktan sonra o şampiyonlara karşı hem üstünleştiğinizi göreceksiniz. Hem can barları azaldığı için sizinle takasa girmek istemeyecekler.
Şu an Jax mesela hata yapıyor. Benimle takısa girmeye çalışarak. Ben ondan bir skor daha alacağım bu arada. Güzel. Flash'ını da aldık çocuğun. Ultimiz de açıldı. Süper. Base atmamaya devam ettikçe bu çocuk burada ölmeye mahkum. İleri de açılamıyor. Tecrübeleri de alamıyorsun Jax'ım. Hadi bakalım neler olacak. Ah, o yetenek bir değseydi var ya canını çok sıkacaktım da Jax'ım. Şuraya acilen bir totem atmam lazım. Master bana geliyor olabilir. Flash'ımız ne kadar olsa da ölme ihtimalimiz var yani her zaman. Güzel atmasın base'ine. Saldırı hızına doğru yöneliyor. İlk olarak ne tamamlayacağını da merak ediyorum bu çocuğun. Güçlü kuvvete giderse akıllıca bir tercih yapar ama. Enteresan. Güzel. Master da bayağı büyük bir hata yaptı. Niye bu şekilde oynuyor bu çocuklar? Ben onu anlamadım. Hani Master'ın ultim açıkken bana koşması falan saçma. Neyse biz bir base'imizi atalım. Şu an 3-0 başladık oyuna. Her şey bizim için iyi gidiyor. Karşı bir rankta da bu arada 3 kill varmış. Bizi domine etmeyi başarmış. Erken oyunda bir rank güçlüdür zaten. Neyse sıkıntımız yok. Asırlık sopayı neredeyse tamamlayacağız bu arada. Burada beklesem asırlık sopanın tamamını çıkartıyormuşum zaten. Birazcık bekleyelim. Hatta mana potunu satsam gold'u çıkar aynen. Dakika 7 ve biz asırlık sopayı tamamladık arkadaşlar. Şu an teleportumu kullanıp hızlıca koridora geri gideceğim. Şu minyonu kaçırmak istemiyorum. Jackson artık bana karşı en ufak bir şansı kalmadı. Matchup'ta direkt Karamür'de rushlayabiliriz. Çünkü bolca skor alacağıma benziyor. Normalde Karamür almayı planlamıyordum. Yeteneğimize bir tane daha verelim. Güzel. Master'cığım sen de gel bana. Ya Master bizi kesecek herhalde. Oo güzel. Başaramadı kesmeyi. Buradan double kill'imizi de aldık. Harika. Flash'ımı orada güzel kullandım. Aslında riske atmak istemedim ama gene güzel oldu. Hemen şuradan devam edelim. Üzerimize mavi güçlendirme de bıraktılar. Bu saatten sonra artık bana karşı en ufak şansları kalmadı. Burada tower'ı da çıkartmaya çalışacağım ama şu an hızlı bir şekilde düşüremeyiz. En azından bir kule bariyerini daha kırarsak bizim için hoş olur. Minyon üstünlüğünü elime geçirdim. 5-0 oyuna başladım. Yani deli gibi altın kazanıyoruz. Arakçı rününden de deli gibi faydalanıyoruz. Şu an benim için oyun bitti. Tekrar zorlasam mı acaba bu Jax'ın üzerine? Şu an birazcık risk almak istiyorum. Tek yedi direkt çocuk ya. İyi, devam. Burada kalmaya devam edebiliriz. Normalde o cambarıyla Jax'ın karşısında durmazsınız. Ben Q'su bekleme süresinde diye devam ettim birazcık da. Ya iyi ki de devam etmişim ama Q'su yine de geldi. Sersemletmesini kullandı. Ultimiz de birazcık can topladık. Bir de gördüğünüz gibi burada zaman büken karışım var. Pot kullandığımız anda direkt bize iyileştirme etkisini de sunuyor. Tabii bizim takım motor.
Aa, direkt flash'ını attı. Jax şu an bizden bayağı bir korkuyor. Çünkü yakalanırsa öleceğini o da biliyor ama yine de bu kadar basit flash atıyor olması çok acı. Devam. Güzel. 3K paramız var. Hemen Karamyur'umu alacağım. Steklemek istiyorum. Peşinden de Liandry'i alacağım. Hatta Liandry'i alalım. Şu arkadaşı satalım. Karamyur'umuzu alalım. Karamyur. Şuradaydı. Okey. Süper bir başlangıç yaptım şu an. Bir tane de pembe totem alacağım. Teleportumuz henüz yok. Orada da bir işim kalmadı. Orta koridoru rotasyon yapabilirim. Bu Brand bize güzel bir altın kazandıracaktır. Fizz falan da zaten bot lane'e doğru gidiyor. Zhonya'm var. Gerekirse Zhonya'mızı kullanırız. Brand'in ultisinden hasar yememek için veya diğer yetenek kitinden. Skora ortak olamadım. Üzdü. Master'a geliyorum abi. Master'ı keselim. Ya Master ya. Flash'in ne ara geldi senin? Camel'ın bu arada top lane'e gitmesi lazımdı. Jax o kuleye vurmaya başlayacak. Neyse biz de mid kuleye vuralım. Jax birazcık sola farmlasın madem izin verelim. Normalde top lane'e giderdim. Fizz falan doğru düzgün kulede vuramamış. Buradan bir altın kazanalım. Buralarda bekleyebilirim. O Brand ileri açılabilir. Ya da Jax'a gidebiliriz. Jax'a şu an çok frikil. Aramızda 3 level fark var. Jax'ın şu an flash'ı da yok. Yakalarsam o Jax'ı çok rahat cezalandırırım. Ki 2K'da can barım var yani. Muhtemelen base'ini attı bu çocuk. Buralarda dururdu yoksa. Allah Master da geliyor benim totemimi kesmeye ya. İşin gücün yok mu evladım senin? Ben buradan devam edeceğim top 2'den. Adamlar illaki üzerime gelecektir. Ben buraya itmeye devam ettiğim sürece. İstediğim şey de zaten bana gelmeleri. Karamür'ü aldık ya şimdi skor alamayız. Bu arada kesin baskın yiyeceğim artık yani çok ilerideyim. Şimdi baskın yemezsek bir daha ne zaman yiyeceğiz yani. Güzel. Sırf burada siteyi alabilmek için flash'ımı attım. Yoksa hiç o flash'ı falan atmazdım. Gerek yok. Bu arada mavi güçlendirmeniz var mı acaba sizin? Şunu da bir alalım. Bu arada burada fight yapmak istiyorum. Çok güzel. Şu an Zhonya'm da var. O yüzden pek fazla dert değil hiçbir şey. Oh, bizim bot lane de yok ediyor. Matchup bitti ya bizim için. Tekrar bir E yeteneğim geldiğinde şu Brand'i yakalamaya çalışacağım.
Devam devam devam, vur kuleye. Kemal'ı mesela oyunda hiç görmedim. Ona rağmen biz burayı yok etmeyi başardık. Hemen bu kuleyi de alalım. Güzel. 2600 gold'la hızlıca base'imizi atıyoruz. Burada ben Karamür'ü de çevireceğim direkt Mejra'yı. 901'iz zaten. Hani oyun bizim için bitti. Ah, yakalayamadım çocuğu. Çok kötü ulti kullandı. Aslında Fizz'in ulti kullanmasını bekleyebilirdim. E yeteneğin pasifinden faydalanmak için. Güzel, öldü o da. Şimdi bunun peşinden hızlı bir şekilde Zhonya rushlayabilirsiniz. Zhonya çok güzel bir eşya. Swain için birebir hani kule altına falan girdiğinizde bir dive atma pozisyonunuz olduğunda rahatça bir şeyler elde ediyorsunuz. Hemen şurayı bir kuşlamak istiyorum. Bana gelecekler ya. Ultim olsa birazcık daha kalırım aslında da. O Zhonya'yı dedim ki ultimi birazcık daha böyle bekletmek için kullanırım ama yetmedi. Jax'ın tutuşturu falan bizim işimizi direkt bitiriyor. Burada yüklerimizi de kaybettik maalesef. Bir kal para kazandırdık. Jax kazansın. Sorun değil. Giden para Jax'a gitsin. Zhonya'mı tamamladım. Bunun peşinden hızlı bir şekilde çizmemizi de alalım ki birazcık daha hareket edebilirim map'te. Top'a mecburen teleport atacağız. Bot lane zaten okey durumda gözüküyor da. Raven burayı pushlamaya çalışacak mı? Onu da merak ediyorum. Jax'a ikisi pushlayacak ve ultim de var. Bu defa Zhonya'mız da tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz gençler. Yani biraz önce alırsınız tutuşturla. Ama şu an öyle bir imkanınız yok. Tutuşturları olmadığı sürece beni kesmeleri mümkün değil zaten. Böyle pozisyonlarda bu kadar güçlendiyseniz affetmeyeceksiniz arkadaşlar. Direkt fight'ı arayacaksınız çünkü güçlü olduğunuzu biliyorsunuz. Üzerinizde bu kadar skor var. 2 eşya hatta 3 eşya tamamlamışız. Yani bu Draven'ın hiç eşya tamamlayamamış Draven'ın. Aynı şekilde hiç eşya tamamlayamamış Jax'ın. Bana karşı bir şansı yok. Bayağı hezimete uğradı rakip. Yine boş bir zonya attık ama yeterli olmayacak. Burayı çok fazla zorlamaya çalışıyorum. Bu da benim hatam oluyor. Sihirbaz papuçlarımı da tamamladım. Buradan Karamür'ü de çevirebilirsek çok güzel olur. Seni satarsak yetmeyecek gold'umuz. Kar paraya ihtiyacımız var. Şu an aslında benim gidebileceğim yer bot lane. Bot 2'yi alabilirim tek başıma rahat bir şekilde. Bizim Morgana yetenek gücü kasıyor. Totem eşyası almamış bile. Çocuk üzerinde Doran yüzüğü tercihinde bulunmuş. Yani bu eş erken oyunda çok güçsüz kalacak. Ki Fizimiz doğru düzgün minyon biçememiş ama iki eşya tamamlayabilmiş falan. Değişik bir oyun. Rakip takım da değişik, bizim takım da değişik yani. Bilmiyorum bu kadar güçlenmiş olmasaydım kazanabilir miydik bu maçı? Düşündürüyor yani. Bekleyeceğim. Şu eşyayı çevirmek istiyorum direkt. O sırada bizim takımı biraz izleyelim. Güzel bir Rand'i kestiler. Bunu da yakaladılar. Bu da ölür. Yanladan çok boş bir ulti. Fizz'in yerinde olsam buraya atlarım. Arada 2 level fark var. Geri de çıkabilir rahat bir şekilde. Öldü ama. Draven orada flash attı. Aynen Draven orada flash'ını kullandı. Son bir çare. Bizimkiler tower'ı da alacaklar. Tavrı birazcık daha erken alsalardı altını daha hızlı gelirdi. Neyse biz Mejai'mizi tamamladık. Artık güç patlamasına ulaşacağım. Bunun peşinden de direkt Rabadon alacağım.
ki maksimum yetenek gücümüz olsun. Sizler istiyorsanız Morello da alabilirsiniz. Çünkü karşıda iyileştirme etkisine sahip şampiyonlar var. Bir kere Master, Draven, Janna piki var yanlarında. Çift şifa almışlar. Hani bu şampiyonların iyileştirme etkisini düşürebilmek adına Morello çok güzel bir tercih olur. Aklınızda bulunsun. Camel top lane'i pushlamaya gitseydi ben direkt bot lane'e yürüyecektim de. Şu an oyun gereksiz uzuyor yani. Hızlı bir şekilde bitirebilirdik bu oyunu. Ben geldim. Camel burayı pushlamaya çalışmak için geldi. Enteresan. Bizimkiler o fight'ı kaybettiler. Hem de bayağı kötü kaybettiler. Güzel. Çok güzel. Yani bu fight'ı zorlamam lazımdı artık. Kazanabileceğim bir fight'tı. Güzel. Arkada Camel'da skor almayı başarmış. Hemen şunu da basalım. Güzel. Bizim için oyun bitti artık. Tutuşturları da yoktu. Hani tutuşturları olsaydı benim etkimi çok çok düşüreceklerdi ama işte tutuşturları olmadığı için çok kolay oldu. Flash'ımla birlikte direkt Brand'i çıkardım. Peşinden de devamını getirebildik. Draven falan da çok kolay yürüdü. Hemen şimdi bot lane'e ilerleyelim. 2600'e can barımız olmuş. Asırlığımız 10 stack'te. Mejai'yi de 25 stack'e getirirsem efsane olacak. 450 yetenek gücü var. Bu arada enteresan bir şekilde tüm Swain oyunlarında Mejai'yi kasmayacağım dememe rağmen Mejai'yi kasıyorum. Yine bu matchup'a başlamadan önce de dedim ki bu matchup'ta artık Mejai'yi kasmayalım. Evet, Mejai'yi kastık. Ama kastırtıyorlar yani. Çok rahat bir şekilde skor alabiliyorsunuz çünkü karakterle. Hiç zorlanmıyor skor alırken. Ama genelde böyle Swain'le iyi başladığım oyunlarda satmaya bayılıyorum. Her videoda en az bir iki kere satmışım yani oyunu. Güzel. Çocuğun ultisini almayı başardık. Minyon dalgasıyla birlikte bu kuleyi de alacağız. Yaksa top lane'i pushlamaya çalışsın. Bot lane'den de biz oyun bitirelim. Çok güzel. 25 siteye de ulaştırdık eşyamızı. Bizden enteresan bir ulti geldi. Çok güzel. Master'cığım gelsene ya bir şeyler konuşalım seninle. Ama altını geldi, o da hiç sorun değil. Arakçı bana daha fazla altın kazandıracak Master'ın verdiğinden. Mid kuleye vuralım. Mid kule de free. Vur. Güzel. Bir inhibitor kulesi daha çıkardık. 3600'da paramız var. Bakalım Rabadon'u alınca yetenek gücümü kaç olarak göreceğim. Şu an zaten maksimum yetenek gücüne ulaşacağız. Rabadon'umuz da gelsin. Gold'um yetiyor mu? Aynen. Gold'umuz da yetiyor. Mis. 839 yetenek gücümüz var. Full yetenek gücü yapmayı planlamıyordum. Hani birazcık daha ön safhada durup asırlıkla birlikte tanklaşmış olacaktık ama yine full yetenek gücüne dönmüş oldu bir yerden sonra bu ult. Yine tek atacağız. Yine çok fazla hasarımız olacak. Ki zaten hiçbir şey yapmasanız dahi karakter vuruyor ya. O skor da bende kaldı. Tek W'ya rakibi bayıltıyoruz ya. Keşke Mejai steklenmeye devam etse.
Devam abi. Burayı da aldım. Benim otomatik uçuşuma düştü çocuk. Ben dedim ki herhalde bu skor Camel'da kalacak. Bu da tek yedi. Abi kimse vuramıyor. Adamlar otomatik vuruşuma bayılıyorlar ya. Karakter çok OP ya. Cidden çok OP. Hani bak bir de Arakçı ile oynadık. Daha farklı bir ürünle de oynayabilirdik. Arakçı ürünüyle birlikte hem eşyalarımızı erkenden tamamladık. Dakika 26 full build'iz ve üzerine altın kasıyoruz yani. Jhin güzel. Karakterin yetenek kiti kuvvetli. Rakibimiz çok hata yaptı. Onun hatasını da güzel değerlendirdik. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar top lane, Arakçı ürünü, Sivayın de bu şekildeydi. Videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize